hiç kuşku yok ki değişiklikler olacak. Tisseren, Zalai, Novak değil mi? Savunmadaki güçlü evet. üçlü blok. Evet. Yanılmıyorum. Bundan önce hazırlık maçında da aynı, aynı kadro oynadı. Bunu düşünüyor yok. sanki hoca. Kolkır oynamıyor. Enteresan bir şey. Benim kafamda bir soru işareti var. Bugün soruşturdum, araştırdım. Kolkır niye oynamıyor? Yeni transfer ki Alanya Spor'da iyi bir performans sergiliyor. Ve iyi güçlü. oyuncu. Herhangi bir sakatlığı yok. Bu kadroyu tercih ediyor. Ki Tisseren gönderecekler listesindeydi. Şimdi üçlü stoper bloğunun sağ tarafında oynuyor. Merkezde oyun bilgisi çok yüksek olduğu için Zalai. Sol tarafta Novak. Zaten Çekya'da da aslında stoper oynuyor. Orijinal mevki benim bildiğim kadarıyla Novak'ın stoper. Şimdi enteresan bir tercih var. Üçlüyle başladı. Birazcık ısrar edecek ama bence Fenerbahçe'deki temel problem kadrosu çok şişkin. 17 tane yabancı oyuncusu var. bunlardan Perotti başta olmak üzere pek çoğuyla yollarını ayıracak ki Tisseran ve Zayç da Gönderecekler sizindeydi ama ikisi de çok iyi performans sergiledi. Zayit skampın işte. en iyisi, evet, yani en biri attıyor. bugün de gerçekten çok güzel bir gol attı. Harika bir gol attı. Şimdi iş zor. Önce kadronuzda düşünmediğiniz oyuncuları bir şekilde Fenerbahçe'yi minimum zararla, mümkünse hiç zarar ettirmeden göndereceksiniz. Sayın Başkanın önceliği bu, Ali Koç'un. Biliyorum. Sonrasında da alacağınız. Yapacağınız transferlere bakacaksınız. Fenerbahçe mutlak bir biçimde orijinal bir forvet alacak, iki tane de kanat oyuncusu alacak. Ee, ama işte bu gelecek oyuncuların niteliğine göre de belki bu sistemi revize edebilecek. Bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde. 4-3-1 sistemiyle oynaya düzelterek 4-2-3-1 sistemiyle oynayabilir mi Fenerbahçe? Çünkü ben bilgisine çok güvendiğim bir teknik direktör Mustafa Özel. Bunu konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin de formasını giydi. E, bunu savunuyor. Fenerbahçe bu kadrosuyla 4-2-3-1 ile oynamalı. Üçlü savunma bloğuyla her zaman gol, her maçta gol yer diyor. fikri bu şekilde. Bunu müzakere ediyoruz ama benim düşüncem şu e, Kerem. 1 Fenerbahçe, Hiçbir koşulda önümüzdeki dönem geniş kadrosunda yer vermeyeceği ki geniş kadroyu 28'de sınırlı tutacak. Oyuncuları bir an önce göndermek zorunda. Acil transfer ihtiyaçları başta forvet olmak üzere bunları gidermek zorunda. İki tane de kanat oyuncusu gelecek. O kanatların niteliğine göre ki Alexis Bidal Fenerbahçe'ye önerilen bir oyuncuydu. Bugün Espanyol'la görüşüyor. Muhtemeldir ki İspanyol'la anlaşacak. Çünkü serbest statüde ve daha fazla beklemek istemiyor. Son dakika bilgisi vereceğim. Kerem izin verirsen. Tabii ki. Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'yi ilgilendiriyor. Beşiktaş'ı da ilgilendiriyor. Bence Türk futbolunu ilgilendiriyor. Alasan Endao Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ısrarla istediği, transferin istediği bir oyuncuydu. Süleyman Hurma ile bunu birebir görüştü Ali Koç. Ee, önce bizi bekleyin. Bizim göndermemiz gereken oyuncular var. Onları gönderdikten sonra bu transfer konusunda sizden izin istiyorum. ya yani Daha doğrusu sizden süre istiyorum. Bu transferi biz gerçekleştirmek istiyoruz dedi. Bunu biliyorum. Ama son dakika bilgisi Alasan Endao bir başka takıma transfer oldu. Gittiği takım Bafitimi Gomis'in takımı Al-Hilal. Teknik direktörleri Leonardo Hardim özellikle istedi. Bu transfer res, resmileşmiş durumda. El Hilal mi, El Ahli mi? El, El Ahli diye biliyor. El Ahli, Bafet İmigomis'in takımı. Yok, o El Hilal. El Hilal. Bu ee, şey, ee, Ali Oskin'in imzaladığı takıma gitti. Bafet İmigomis'in takımı El Hilal ile Karagümrük Kulübü anlaştı. Karagümrük Kulübü bu transferden 3 milyon euro para kazanacak. Hı -hı. Ve nakit veriyorlar. İyi para. 3 milyon euro normalde Süleyman Urma 5 milyon euro istiyordu. Çünkü Sevilla'nın da ilgisi vardı. Monchi takip ettirdi vesaire. Sonra bir resmi teklif çıkmadı. O dönemde 5 milyondu. El Hilal, Bafiti Gomis'in takımı 3 milyon euro ödüyor. Kara Gümlük'te anlaştı. Oyuncuya 3 yıllık kontrat. Oyuncu bu kontratın her bir yılı için 700 bin euro garanti para kazanacak. Ayrıca bonusları var. İkincisi Bafetimi Gomis doğrudan aramış Alasan Endao'yu. Biliyorsunuz Alasan Endao Senegalli. Ee, ve gel Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve biz iddialı bir takımız. Asya Şampiyonlar Ligi'nde kendini daha fazla göstereceksin demiş. Leonardo Hardin de ısrarla istedi. Peki bu olayın Fenerbahçe'yi ilgilendiren tarafı bu. Fenerbahçe arzu ettiği bir transferi maalesef El Hilal daha hızlı davrandığı için gerçekleştiremeyecek. Beşiktaş'ı ilgilendiren tarafı nedir? Beşiktaş'ı ilgilendiren tarafı da şu. Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın bu transferi özellikle istiyordu. Ee, ve Beşiktaş'ın da bir teklifi olmuş. Süleyman Urma'yla e, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi bir görüşme yapmış. Ve e, Beşiktaş'ın önerdiği ücret 2 milyon euro ama bunu yıllara yayarak yani 3 yıllık vadelerle ödemeyi e, planlıyor. E, dolayısıyla Dolayısıyla e, Süleyman Urma çok daha garanti sıcak parayı, alınca. garanti parayı e, Arap takımından bulduğu için Öyle şey. Bu daha normal. normal yani. Teklifini kabul etti. Ama Sergen Yalçın özellikle istemiş. Ben böyle olduğunu düşünmüyordum. Bugün öğrendim. Sergen Yalçın özellikle istediği bir transfer ve bu transferin gerçekleşmemesinden dolayı... yani oyuncunun e, kaçırılmış olmasından dolayı da oynayan üzülmüş. Oyuncular. Bildiler yani oyuncuyu biliyorsun izliyorsun. Ama şey bak e, Kolkür'den bahsettin ya Özgür. Evet. Ben e, bu aşamada e, hocanın işte e, Tissellant, Novak'ı oralarda kullanmasını. E, ve bunların bence göndereceğini ben tahmin ediyorum. Boşaltmak istediğini tahmin ediyorum. Kolkır'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Üçlü de oynar mı? Çatır çatır oynar Fenerbahçe takımı üçlü. Orta sahada işte sıkıntı. Herkes hani diyor ya gol yerler yiyorlar. Neden yiyorlar? Çünkü orta sahada çok e, stabil değilsiniz, dinamik değilsiniz. O yüzden de Mert Hakan'ı ne şekilde koy Şu anda zayisi falan kullanması nedir? E, özgür şeyden dolayı. Yani piyasa açmak diyoruz ya biz ona. Yani en son e, rotuşlarını göreyim. Ondan daha iyi. Daha şey oynamıyor. Gustavo yok orada. Bakıyorsunuz e, Fenerbahçe'de. Ya Gustavo. Nun... Serdar Aziz var. Stoper. E, i̇şte, Stopper. E, şeyde ben orta sahadan de. konuşuyorum şu anda. Hı. E, şey var. E, Ozan var. Onun için e, burada bu Zayis'in filan oynaması, Nova'nın oynaması en son e, alternatif olarak düşünüyorlar. Şey, e, Kolkır bu takımda direkt oynar. Ben de tahmin ediyorum. Siz üçlü onu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Vallahi Ve üç... diğer oyuncuları nasıl Şimdi kurgularsınız hocanın hoca, yani Çıkılan, hep söylenenler var. 3-4-3 oynayacak yani. 1-3-4-3 üç, üç oynayacak. Üçlü oynadığı zaman o dörtlüyü nasıl kurgulayacaksın? Ve açıklar kimden oynayacak? Mesut vazgeçilmezlerin başında olacak. Bu bir. Hocam şu anki performansı biraz sıkıntılı. Ben sana vazgeçilmezlerin başında olacak. Öyle başlayabilir. Ya vazgeçilmezler. Onun arkasını kimle tamamlayacaksın? İşte orta sahada oynadığın zaman. Bu sefer ne olacak? Geçen sezona döneceksin. Elini kolunu sallayan senin kalecinle karşı karşıya kalacak. Burada sen müdafaanı istediğin kadar üçlü kur, beşli kur, altılı kur fark etmez. Ama sen orayı hiç bir tutamadın. Geçen sezonda birkaç maçı tutmuş olsalardı orada o kaybettikleri, puan kaybettikleri maçları Farklı bir yerde olacaktı. Şampiyon olarak buralarda konuşulacaktı Fenerbahçe ama tutamadı. En büyük eksiklikler oldu. işte. Adamlar senin üzerine çektiler. Kont ataklarla oradan kaybettin. Bunlar farklı bir şeyler. Bunları yarın öbür gün hoca daha farklı görecek ama şimdi sen kol kurdan herhalde büyük olasılıkla tahmin ediyorum ben. O şekilde gelecek bunların performanslarını görmek istiyor ama sabit bir kere mecbur alması açıklarda kapatabilirler. Şu eldeki Hı -hı. kadrolarla şey oyuncularla da kapatabilirler. Ama ise sonların en büyük yeri santrafor. Doğru. Yani bir isim. kimi Valencia'ya da koyabilirsin. Elindekinden çıkıyorum. Samatta varsa Samata'yı da koyabilir. Evet. Ki oynadığı yerler bunlar. Doğru. Bunlar oyuna yani yok diye biz burada hayır diyemiz var ellerinde. Açık oynayacakları var. Ama tekrar şey var. Ee, Yunanlı neydi? Pelkas. Pelkas var. O da zaman zaman öyle fakat eğer 3 1 3 4 performansı iyiydi bu. Oynuyor isen e, Mert Hakan'ın da performansı çok e, stajda bahsediyorlar. Çok iyi evet. e, geliyor. E, şimdi burada orta sahayı net arzda kullanacaksın. Eğer 3 5 2 oynarsan birkaç oyuncu işte o vakit kapatabilirsin.